Canım annem, her şeyimsin. Allah'ım gözüne yaş değdirmesin. Canım annem, sevincimsin. Bir sözünle dünyamı değiştirirsin. Mis kokulum benim. Annem, çok seviyorum ben seni. Ben çok seviyorum seni. Seni dünyadaki her şeyden çok seviyorum. Ben seni çok seviyorum anne. Allah'ım çok şükür. Allah'ım çok şükür. Koyaydın bari. Ana sıkılıkla. Kalkmamış hala. Ela. Kız kalk artık ya. Kalksana. Gece ne yaptınız, ne ettiniz? Hadi kalk da anlat. Ay ne uykuymuş be. Of. Of. Ay sıçakladım. Güzel oğlum benim. Halasının bir tanesi. Koca adam oldun ha? Şu hallerin dün gibi. Bir de yuva kurduğunu görsem, gözüm arkada kalmaz. Epey zaman oldu, sesleri de çıkmıyor. Telefon da kapalı. Gerçi geç kalacağım diye mesaj çekti ama... İnşallah başlarına bir şey gelmemiştir. Ağzını hayra aç Suzan. Ne gelecek başlarına? Onlar şimdi geziyorlardır. Canlarım benim. O güzel kuzum. Ay ay ay, şunun haline bak. Kuzum. İyi aydı. Geçti gitti artık.
elimde değil abla. O kadar çok kötüydü ki hatırladıkça nefes bile alamıyorum. Sen Zeynep'in annesinden farksızsın yavrum. Şimdi ona deseler ki annesi değil, o inanmaz. Anne bak, nasıl yapıyorum? Çok güzel bir tanem, aferin sana. Abla, ben Murat'la konuşacağım. Ondan isteyeceğim parayı. Çekiniyordun ya bu. Abla, hala çekiniyorum. Ama başka çarem yok ki. Yani Rüstem'den bahsediyoruz. O kadar kötü ki. Söylediği her şeyi yapar. Hiç söyle yavrum. Rüstem'in de seni nasıl tehdit ettiğini söyle Murat Bey. Doğru söylüyorsun abla. Gidip konuşacağım. Murat'a anlatacağım ben her şeyi. Hiç söyle yavrum. Kontrol bugün müydü? Keşke bir gün öncesinden haber verseydiniz. Zeynep'i hazırlardık. Ha biliyorsunuz bu konuda çok zorlanıyoruz. Biliyorum Murat Bey. Asistanım değiştiği için bazı aksaklıklar oldu. Kusura bakmayın lütfen. Peki tamam. Yapacak bir şey yok. Ben hemen Zeynep'e söyleyeyim bunu. Tekrardan özür dilerim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bir şey mi oldu? Müsaitseniz ben bir şey konuşmak istiyordum sizinle. Seni dinliyorum. Keşke Zeynep'in sana ihtiyacı olmasaydı. Senin yerine koyabileceği herhangi bir şey olsa. Herhangi bir şey. Her şeyi bilirdim. Konuşması zor bir konu mu? Zamanım fazla yok. Çabuk ol lütfen. Murat Bey. Benim 200 bin liraya ihtiyacım var. 200 bin mi? Neden bu paraya ihtiyacın olduğunu sorabilir miyim? Büyük bir meblağ biliyorum. Miktar önemli değil. Ne için lazım olduğunu merak ettim. Özel bir konu. Bir seferde bu kadar yüksek bir miktar istediğine göre çok özel olmalı. Evet, çok özel. Yani... Neden olduğunu size söyleyemem ama. Bu parayı niçin harcayacağını bilmem lazım. Bu konak içerisinde yaşayan birinin bu kadar yüksek bir meblağa ihtiyacı olması benim için biraz düşündürücü. O yüzden nedenini bilmek zorundayım. Söylemek istemiyorum. Peki. O zaman yapabileceğim bir şey yok. Ben bu parayı sizden karşılıksız istemiyorum. Avans olarak düşünün. Öyle mi?
Haklısın. Sen bir çalışandın değil mi? Haklısınız. Doğru, çalışanım ben. Yani yaptığım işin karşılığı olmadığını söylemiştiniz. Ben yine de avansı istiyorum. Hatırlattığın için sağ ol. Değil. Maaşların birikmişti zaten. Al. Yaptığın işin karşılığı. Biraz daha mı istiyorsun? Hayır, hayır. Hayır, lütfen. Bu yeterli. Ben başka bir şey istemiyorum. De fikrin değişirse söylersin. Para benden alabileceğin tek şey çünkü. Nereden gidelim? Sen nereden istersen. Bu sefer de senin sezgilerine güvenelim. Tamam. Buradan gidelim. Önden buyurun. Buyuruyorum. Gel ya, geride kalma. Buradan gidiyoruz şimdi sezgilerine güvene güvene. Tabii çıkacağız. Yani yol çıkacak burada. Tabii. Çıkar çıkar. Çıkar. Aa, bu kız kahvaltıyı da hazırlamamış. Hala uyuyor demek ki. Sanki gece beşik salladı. Ay, midem de kıyılıyor. Aa, ekmek de yok, görüyor musun? Akılsız Sümbül. Dışarıya çıktın o kadar. Ekmek almaz mı insan? Ela. Kız Ela. Kız kalksana. Saat kaç oldu? Hadi kalk. Kalk da bir kahvaltı yap. Kız kalk. Hadi kahvaltı hazırla da kahvaltı yapalım. Aa, hala uyuyor ya. Hiç ses falan yok. Yatağı hiç bozulmamış. Nerede bu kız? Allah Allah.
Ne oldu, bir şey mi oldu? Yok, bir şey olmadı. Soluklanıyorum ya. Biz galiba bu sefer gerçekten kaybolduk. Nereden anladın? Üzülerek söylüyorum ki bu sefer sezgilerim beni galiba yanılttı. Sezgiler. Çıkamadık şu ormandan. Böyle gidersek de çıkamayacağız. Konuştun mu Murat Bey'le? Konuştum abla. Aldım parayı. Ama hiçbir şey anlatamadım. Kuzum keşke söyleseydin. O da bilseydin niye istediğini. Kafasında soru işareti kalmasaydı. Söyleyemedim abla. Neyse. Yapacak bir şey yok. Bizim güç bir an önce. Arayayım şunu. Gideyim vereyim bir an önce. Nazlı Hanım arıyor. Ha şöyle ya. Ben de seni düşünüyordum biliyor musun? Kalp kalbe karşıymış. Fazladan tek bir kelime dahi etmem. Senin var ya nefes aldığını bile duymak istemiyorum. Paran hazır. Ayıp ediyorsun ama Nazlı. Biz seninle eski tanışız. Mazemiz var biliyorsun. Söyle nereye geleyim? Tamam, tamam geliyorum. Ne dedi kuzum? Nereye çağırdı? Aman kuzum çok dikkatli ol. Çok böyle tenha yerlere falan gitme, tamam mı? Tamam abla, merak etme. Bak çok dikkatli ol. Beni ara, haberdar et. Tamam. ₺200.000 ihtiyacım var. Özel bir konu. Neden olduğunu size söyleyeyim ama. Ben bu parayı sizden karşılıksız istemiyorum. Avans olarak düşün. Müsait misin Murat Bey oğlum? Bir iki dakikan var mı? Gel abi gel tabii. Bahçeye bir iki ağaç eksek diyorum. Yani müsait yerler de var. Ne dersin? Olur abi. Hem biraz da değişiklik yapayım. Şöyle bahçeyi bir canlandıralım. Hı? Olur. Nasıl istersen. Sen kederden yıkıldın yıkılacaksın be oğlum. Yüzün şu haline baksana. Neyin acısı bu böyle? Hayal kırıklığına abi. Boş ver, sen işlerini hallet. Bakma bana. Sana bakmayacağım da kime bakacağım? Sen anlat bakayım. Neyin hayal kırıklığı bu? Nazlı abi. Benden çok yüksek miktarda para istedi. Ama... Bunu o kadar rahat istedik abi. İnanamadım. Başka biriydi sanki. Nazlı değildi o. Bir ihtiyacım varmış. Bilmiyorum. Onu söylemedi. Zaten önemli olan para değil abi. Bu parayı... Zerre'ye baktığı için istedi.
karşılık olarak. Benim canımı yakın o. Bir ihtiyacı vardır muhakkak. Belki. Ama artık önüme yok. Bundan sonra varımı yoğumu, bütün paramı da istese veririm abi. Zeynep'in sağlığından önemli değil çünkü. Nazlı kızım öyle bir şey istemez. Nazlı konusunda o kadar çok yanıldım ki abi. Artık hiçbir şeye inanamıyorum. Benim tanıdığım Nazlı'dan bambaşka biriymiş meğer. Vallahi benim tanıdığım Nazlı ne Zeynep'i ne seni üzmez. Ama sen de öyle şeyler söylüyorsun ki ne söyleyeceğimi şaşırdım. Söyleyecek bir şey yok zaten abi. Önemli olan Zeynep'in iyiliği. Gerisinin hiçbir önemi yok. Hadi gel biraz bahçeye çıkalım. Burada daralma. Sağ ol abi. Ben Zeynep'e bakacağım. Bir ara uğrarım sana. Tamam. Uğra mutlaka. Her şeyden bir ders çıkarmamız lazım. Mesela şu orman maceramızdan. O zaman zoraki mecburiyet değil mi? Mesela senin ne kadar iyi bir aşçı olduğunu öğrendik. O zaman senin de ne kadar iyi bir araba tamircisi olmadığını öğrendik. Evet. Ya başka ne öğrendin? Merak ettim. Şimdi hakkımı yemeyeyim. İyi bir odun kırıcısın. Hiç sevinme ama aynı zamanda şu yön bulma konusunda böyle kılavuzu kargo olanın burnu çıkmazmış yani. Birazcık o durum var. Senin de yön sezgilerin ne kadar isabetli olduğunu öğrendik ki hala buradayız. Başladığımız yerde. Nazlı. Gideceğin yere bugün birkaç saat geç gitti. Neden? Sorun olmaz sanırım. Neden ama? Zeynep'in doktoruyla konuştum. Gün kan almaya gelecek. O yüzden Zeynep'in yanında olman lazım. Ne kadar zor ikna olduğunu biliyorsun. Biliyorum. Bir sorun mu var? Başka bir gün gelseler olmaz mı? Başka bir gün mü? Bunu gerçekten söylüyor musun? Tamam, ben geç çıkarım. Of, ne var be, ne var be, zır 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 zır. Üç kuruşluk iş yapacaksın, zır bir bitmedin be. Allah Allah. Ne var? Ne? Hemen çıkamıyorum evden. Biraz işim çıktı. İşin çıktı. Senin daha önemli ne işin var bakalım?
Var işte, geç kalacağım biraz. İyi, madem ki daha önemli işlerim var, sen işlerini hallet. Kapat telefonu, hadi eyvallah. Dur, dur, kapatma. Ne diyeceksin daha? Ben sana demedim mi para işini halledeceksin bugün diye, ha? Hem de hemen. Ya getireceğim, ben getirmeyeceğim demedim ki sana. Ne zaman getireceksin? Birkaç saat sonra. Birkaç saat yok Nazlı Hanım. Ben sana ne dedim? Bugün o işi hemen halledeceksin, işte o kadar. Ya bak, hallettim. Senin paran hazır. Sadece biraz gecikeceğim. Bana bak. Sen bana bir oyun falan mı oynuyorsun yoksa? Hayır, hayır. Bak, Zeynep kan verecek. Benim onun yanında olmam lazım. Ha, o şekil diyorsun. İyi, hadi bakalım. Sana iki saat. İki saatten bir dakika bile fazla beklemem ona göre. Parayı getirdin, getirdin. Getirmedin var ya, bu elimdeki haberi her yere yayarım. Televizyon, gazete, internet, her yerde akar gider. O kadar diyorum sana. İki saat. Cemil Aslan'ın yerine nasıl geçtiniz söyler misiniz? Neden böyle bir şeye ihtiyaç duydunuz? Ne oluyor ya? Cemil Aslan'ın yerine geçmesi sizden kim istedi? Bir açıklama yapar mısınız? Ne söyleyeyim ben? Yarın manşetlerdesiniz. Bunun için bir şeyler söyleyeyim bence. Ne oluyor burada? Murat Bey'in ağzından mı denk öğren karınızın yerine geçti? Neden böyle bir şeye ihtiyaç duydunuz? Evimden. Bir açıklama bekliyorum. Çıkın evimden. Bir açıklama çık bekliyorum. Evimden. Karınız Cemre Aslan'ın yerine neden onu dersini geçirdiniz? Defolun evimden. Defol! Sen benim annem değil misin? Kızım, yok öyle bir şey. Zeynep. Benim annem oldu mu? Yoktu. Zeynep, sakin ol. Kızım. Zeynep. İsim vermeyeceğim. Zeynep'e bir şey olmasına izin vermeyeceğim. Neden böyle bir şey söyledin? Nasıl? Zeynep'e bir şey olmasına asla izin vermeyecekmişsin. Ne demek bu? Hiç. Ne demek hiç? Zeynep'ten kan alacaklar ya. Korkuyor. O yüzden ona bir şey olmasına izin vermeyeceğim dedim. Korkuyor diye işte. Ben Zeynep bakayım. Tamam Sümbül abla, akıtmaz artık. Sağ ol, sağ ol. Ellerine sağlık Ramon. Of ya, ulaşılmıyor bu kıza. Bir de bu kız, Allah'ım yarabbim. Abla hayırdır? Bir sıkıntı mı var? Benim Ela yeğen. Ortada yok. Telefonu da açmıyor. Hiçbir şekilde ulaşamıyor. Nasıl yok ortada? Şimdi bu bir kapkaççıdan bir kadını kurtarmış. Kadın da ona maddi destek vermiş. Yani yeğeniyle mi ne tanıştıracakmış? Gerçi bizim kız istemiyordu ama neyse ya, uzun hikaye. E'si kadınla organik pazarına gittiler birlikte. Ondan sonra yok. Yok. Bulabilene aşk olsun. Abla siz ne yaptınız? Ne yaptık? Sen bu kadını tanıyor muydun daha önce? Suzan diye bir kadın. Tanımadığın kadınla kızı niye gönderiyorsun sen? Ya iyi bir kadına benziyordu. Bir de cinim diye geçiniyorsun Sümbül abla. Yüzüne bakınca herkesi. Yani yapılacak iş mi bu? Uf, illa her şeyi anlattıracaksın yani. Şimdi Ela'nın annesi hasta, tamam mı?
bu kadın da tedavi için para verdi. Yani yardım etti. E tamam, para verdi de karşılığında ne isteyecek kim bilir. Hani nerede kız? Yok. Yani belki de tezgahtı. Kızı gördüler, gözünü kestirdiler. Üzerine oynadılar. Ay korkutma beni şimdi ya. Allah aşkına korkutma beni. Vallahi her şey olur Sümbül abla, ben sana diyeyim. Kimseye güvenmeyeceksin. Yanlış yapmışsınız. Aç şu telefonu. Aç Ela, Allah aşkına aç. Hani nereye? Ela nereye gidiyorsun? Ya, dur dur. Nereye gidiyorsun o sakat ayakla? Biz kaybolup duruyoruz burada. Bak belki de panik yaptığımız için kurtulamıyoruz buradan. Tamam. Tamam söyle ne yapacağız? Aklımda bir şey yok. Ama kendimizi yormaktan başka bir şey yapmıyoruz. Ne yapalım? Hı? Gidelim şu ağacın dibine oturalım mı mesela? Hadi oturalım. Neyi bekleyeceğiz? Ha? Ayı mı gelsin, domuz mu gelsin, yesin mi? Neyi bekliyoruz ya? Ela. Ne? Seni çok iyi anlıyorum. Bu olay sinir sistemimizi bozuyor, evet. Ama bir sakin ol, bir çaresini bulacağız değil mi? Hı? İşte kulübenin de yolunu kaybettik. Artık başımızı sokacak bir kulübe de yok. Nasıl yani? Biz kulübenin yolunu hatırlasak, sen orada kalmaya razı mısın? Yani diyorum ki çıkamazsak ormandan, izi bulamazsak, yağmur yağar, gece olur. Onun için diyorum. Yok. Yok ben kalamam. Hadi çıkalım şu ormandan hadi. Oy. Yavaş, yavaş, yavaş. Ay inşallah burada bir dekont falan vardır ya. Of. Ay yaramın dediği doğruysa, ya kadın gerçekten kötü niyetliyse. Ay akılsız Sümbül, bilip bilmeden kızı gönderiyorsun ya. Hem de gencecik. Annesine ne hesap vereceksin bakalım? Ha, ne vereceksin bakalım? Buradaymış. Suzan Yalçınkaya. Tamam şimdi ben bunu polise götüreyim, bir bir anlatayım. Ama ya kadın doğruyu söylüyorsa? Uf, durduk yere ortalığı karıştıracağım şimdi. Olmaz ki şimdi iş bozulacak ya. Ne yapsam acaba? Ay kızım vallahi sıkıldım be. Üf. Ne çabuk sıkıldın ki günde kız? Aman olay yok. Olay olmayınca ben çabuk sıkılıyorum biliyor. Bırak olayı falan. Uslu uslu çalış şurada, işine bak. Ay şurada ağız tadıyla iki dedikodu yapacağım. Bak bık bık yapacaksan kapatayım ha. Kapatma tamam. Tribinden de geçilmiyor. Öyle kızım. Biz de öyle. Tamam hadi. Bir şey demedim anlat. Herkes bir garip burada. Vallahi bak. Yani bir şey saklıyorlar. Bir numaraları var ama dur bakalım ben çözeceğim. Nasıl tipler peki? Aman nasıl olsunlar? Hepsinin kafası dolu. Yani bir Cemre Hanım var, o farklı. Bizim gibi ha. Nasıl bizim gibi? Kız vallahi bak mutfağa giriyor, kendi işini kendi yapıyor. Öyle muhabbet falan da sıkmıyor. Kasıntı bir tip değil yani. Bizim Hatice var ya, onunla da acayip kankalara. Anlamadım ben bu kadını be. Sen yakında hepsinin ipini sökersin merak etme. Ay sökerim tabii şekerim, benden kaçar mı? Dur bakalım. Hadi tamam canım. Tamam hadi kapatsan bence çok geçmiş olsun. Oldu. Kızım her yerde seni arıyorum ben. Nereye kayboldun sen? Ay arkadaşım hastaydı da abla. Geçmiş olsun demek için aradım kusura bakma. Mesai saatleri içinde ortadan kaybolma. Bak daha bir sürü işimiz var. Tamam. Hadi çık. Tamam. Yukarıda banyoları temizle. Günaydın bir tanem. Uyanmış mı benim balım? Günaydın bir tanem. Günaydın. Günaydın.
Bana sürpriz mi yaptınız? Bizim sana bir şey söylememiz gerek. Evet bir tanem. Doktorumla konuştuk. Bugün kan almaya gelecek senden. Yine mi? Ama belli zamanlarda bunu yapıyoruz. Sen de biliyorsun. Bugün mü? İlla bugün mü olmak zorunda? Bugün olmak zorunda bir tanem. Senin iyileşmen için bu gerekli. Biliyorsun zaten bunu. Hı? Tamam. Ben zaten hiç korkmuyorum. Geçen sefer de hiç korkmamıştım. Değil mi anne? Hiç korkmamıştım bir tanem. Çok cesurdun. Annem benim elimi tuttu çünkü. Bir daha tutarsa hiç korkmam. Hiç korkmaz benim bir tanem. Aferin sana. O zaman doktor gelene kadar bir şeyler yapalım mı? Ama önce elimizi yüzümüzü yıkayalım. Hadi bakalım. Koala ol bakalım. Koala. Abla, misafir banyolarını da temizleyecek miyim? Hepsini temizleyeceksin. Tamam. Bir de banyoları kaç günde bir temizleyeceğim? Hani bileyim de ona göre. Senin geldiğin yerde kaç günde bir temizleniyordu? Vallahi ne zaman kirlenirse. Burada öyle değil. Burada her gün her yeri temizleyeceksin. Tamam. Biz geldik. Ay, nasıl kuzum benim? Hoş geldiniz. Ne yemek ister acaba? Biz kurabiye yapmaya geldik. Evet, biz kurabiye yapacağız. Tamam, hadi yapalım o zaman. Hadi bakalım, hadi. Cemre Hanım ya. Ne kadar iyisiniz. Yani benim daha önce çalıştığım evlerdeki çocuklar hep dadılarla büyüyordu. Hani annelerini günde bir saat, iki saat ya görüyor ya görmüyor. Siz hiç öyle değilsiniz. Yani hiç o annelere benzemiyorsunuz. Özür dilerim, ben ileriye mi gittim? Hani sizi öyle görünce. Ya gerçekten çok iyi bir annesiniz. Benim annem en birinci anne. Doktor geldi. Oy kuzum, korkma, annen yanında. Ama korkmaz ki benim kuzum, çok cesurdur o. Korkmuyorum. Aferin benim kızıma. Kargo gelmiş, şirkettenmiş. Sen para almaya gideceksin. Yani aradım ama geç kalacağını söyledi. Ben banyoları temizleyeyim. Hadi kurabiye. Tamam bir tanem, kurabiye. Kitapçı ya. Anne ben çok yoruldum. Eve gidelim artık. Bir tanem şu an gidemeyiz. Zeynep'in istediği masal kitabını arıyoruz, unuttun mu? Onu bulalım öyle gideceğiz, hadi. Başka kitap alalım Zeynep'e. Olmaz kızım. Niye? Sinemciğim sen konağa dönmek istiyor musun? Evet. O zaman benim sözümü dinleyeceksin. O kitabı bulacağız, sonra konağa gideceğiz. Anlaştık mı? Tamam. Aferin benim kızıma. Hadi yürü şimdi. Hadi. Dur. Telefon çalıyor, bir dakika. Ha. Aslı teyzeciğim. Melekciğim. Bugün geliyorsunuz değil mi? Bekliyorum canım. Geleceğiz Aslı teyzeciğim. Şu Zeynep'in istediği kitabı henüz bulamadık ama tek bir yerde varmış. Şimdi onu almaya gidiyoruz, sonra hemen konağa geliyoruz. Ah, harika bir haber bu. Çok iyi yapmışsın. Ay Melekciğim.
Yani bu konağa gelip gitmeler seni biraz fazla yordu, biliyorum tatlım. Olsun Aslı teyze, hiç önemli değil. Ben size inanıyorum. İnan canım, inan. Bir süre sonra bu gidip gelmeler bitecek. Artık temelli burada olacaksın. Hiçbir yere de gitmeyeceksin canım. Umarım, umarım. Tamam canım o zaman. Hadi öpüyorum seni. Çabuk ol. Ben de öptüm, hoşça kalın. Yani bir bücürük için düştüğüm hallere bak, değil mi? Nerede bu kitapçı ya? Kitapçı bitmiş yani koskoca İstanbul'da. Ben balkonu yıkamıştım da toz alacaktım. Ramo, Suzan Yalçınkaya, sen bunu bir araştır, neciymiş öğren. Nereden araştırayım abla? Polise gidelim işte. Yok yok, polise falan gitme şimdi. Niye? Canım kadın ya yalan söylemiyorsa, şimdi durduk yere ortalığı karıştırmayalım. Ha? El atır inşallah. Bunun yine bir derdi var ama dur bakalım çözeriz yakında. Merhaba çocuğum. Merhaba. Şöyle geçin Suzan Hanım. Oturun. Buyurun, buyurun, oturun. Sümbül abla. Suzan Hanım'ın yeğeni de yok. O da haber alamıyormuş. Yani ikisinden de haber alamıyoruz. Ah Ela. Nerelerdesin? Ah halasının gülü. Ah benim bir tanem. Şimdi neredesin sen? Halasının gülü seni çok merak ediyor. Ben artık dayanamıyorum sensizliğe. Bak bu ev çok boş kaldı Elam. Nerelerdesin? Ah Elam, ah Elam. Elam neredesin? Neredesin? Şaka gibi gerçekten ya. Yemin ediyorum şu yaşadığımız şeyleri birisine anlatsam inanmaz. Haklısın. Araba bozuldu. Senin telefonun kırıldı. Benim şarjım bitti. Bunların hepsi bir yerde olması bile ne kadar saçma. Çok sıkıldım ya şu ormandan. Artık bir an önce çıkalım. Ela, inan bana ben de sıkıldım. Ya, toplayıcılığı bıraktık. Şimdi avcılığa başladık. Sen de benim duyduğumu duydun mu? Nazlı. Gidiyor musun? Gitmem gerekiyor. İşimi halleder halletmez de döneceğim. Bu Zeynep için çok önemli. Hayati bir mesele, biliyorsun bunu. Buna rağmen gidecek misin? Mecburum. Anlayın beni lütfen. Bunu senden hiç beklemezdim. Bakın birkaç saat bekleyin dediniz. Ben bekledim ama daha fazla bekleyemem. Zeynep olmasa
Sana tek kelime dil dökmem. Ama sen olmayınca Zeynep kan verirken çok zorlanıyor. Bir kere daha soruyorum. Buna rağmen gidecek misin? Zeynep. Ben sizken de bir şeyleri başarmayı öğrenmek zorunda. Üzgünüm. Bir yanda sen. Koyalım fırına kurabiyelerimizi, güzel güzel pişsin. Benim kuzum da sütle onları yesin. Fındık da var içinde. Evet. Çok güzel olacak. Evet, sen yaparsın da olmaz mı? Annemin ikimiz yaptık. Annem müthiş kurabiye yapıyor. Ben de onun gibi kurabiye yapmayı öğreneceğim. Öğrenmişsin işte kuzum. Onun gibi yapıyorsun. Baksana şunlara ne güzel oldular. Baba. Bir tane. Biz annemle birlikte kurabiye yaptık. Kurabiyeler pişiyor fırında. Öyle mi? Bakayım. Harika görünüyorlar. Sanki böyle küçük, tatlı bir şefin elinden çıkmış gibiler Hatice Hanım. Sen ne dersin? Öyle öyle. Ben miyim küçük, tatlı şef? Bir düşüneyim. Sensin tabii. Doktor ne zaman gelecek? Hala gelemedi buraya. Hatice Hanım, bizim bu küçük prenses sanki kan verme korkusunu tamamıyla yenmiş gibi gözüküyor. Ne diyorsun? Yendi, yendi. Annem varken korkmuyorum ki. O benim yanımda olacak çünkü. Doktor yoldaymış bir tanem. Birazdan gelir. Hadi gel bakayım babaya, şu elini yüzünü bir yıkayalım senin. Cesur kızım benim. Bir öpeyim seni şuradan. Hadi gidelim. Gerçekten sen de benim duyduğumu duydun mu? Ya duydum. Yani duyduğum şey bir sandığı değilse yakınlarda yol var. Hadi. Hadi. Yavaş yavaş. Anasının gülü nerelerdesin? Ben nereye gideyim de seni nerede bulayım? Süzan Hanım sakin olun. Sakin olun biraz. Nasıl sakin olayım Suzan Hanım? Benim elam yok. Kaybolmuş. Nasıl sakin olayım? İç şunu abla. Bu ne? Su. Ah, içim yandı. Ah güzel kızım içim yandı. Ah içimi yaktın Ela, içimi yaktın. Neredesin? Ah elam gel artık. Ela yalnız değil Sümbül Hanım. Yeğenim yanında. Ona kötü bir şey olmasına asla izin vermez. Vermez değil mi? Öyle tabii. Bir gelsinler anlayalım. Belli ki aksilik oldu. İnşallah. İnşallah bir aksilik olmuştur. Tamam da teyze, biz senin yeğenini tanımıyoruz ki. Yani onun bir şey yapmadığı ne belli? Sen nasıl konuşuyorsun oğlum böyle? Benim yeğenim ne yapabilir ki Ela'yı? Ya tamam da tanımıyoruz biz sonuçta. Tuhaf tuhaf konuşma çocuğum. Bak zaten canımız sıkkın. Ramo, hadi sen git artık. Nereye? İşin gücün vardır, işini yapmaya hadi. Yok benim işim falan, beklerim. Bak, lazım olursan ben seni çağırırım. Hadi kalk git artık. Hadi. İyi, tamam. Sen bir şey olursa ararsın beni. Tamam, ararım. Hadi. Bakma bunun boyuna posuna. Bunun kafasının içi boş, gidik. Akılsız, kusura bakmayın. Benim yeğenim karıncayı bile incitmez. Ela'ya bir zarar gelmesine asla izin vermez. Öyle bir çocuktur benim yeğenim. Öyledir eminim, siz yetiştirmişsiniz. Kötü olması mümkün değil. Ela,
Elam neredesin? Ne olursun çık gel artık. Ah Elam artık dayanamıyorum, dayanamıyorum. Ah beni yaktın, içimi yaktın Elam. Gel artık halasını kuzusu gel, ne olursun gel, ben artık dayanamıyorum. Murat oğlum, Nazlı nerede? Göremedim onu. Acil bir işe çıkmış anne. Gitmesi gerekti. Aa, ciddi misin sen? Gerçekten gitti mi? Söyledim ya anne, gitti diye. Oğlum bugün Zeynep'ten kan alınacağını bilmiyor muydu? Daha önemli bir işi mi varmış? Acilmiş. Bunun da bitmiyor ki işleri hayatım. Neymiş bu kadar acil yani? İş, her gün iş. Biz Zeynep'e odaklanalım anne. Zeynep'i oyalamamız gerekiyor. Kan alırken annesinin yanında olacağını zannediyor çünkü. Canım benim ya. Yani böyle bir günde yapılır mı bu çocuğa? Ay neyse, herhalde bir yolunu buluruz. Sen üzme kendini. Aslı Hanım, Melek Hanım geldiler, salondalar. Aa, bilmiyordum. Sen ilgilen onunla. Ay canım benim, görüyor musun? Sürpriz yapmış bana. Ben bir gidip de kızımı göreyim bakayım. Ha, belki bakarsın bize, bu konuda yardımcı olur Melek Hanım. Melek Hanım, Aslı Hanım geliyorlar. Bir isteğiniz var mı? Yo, Aslı Hanım bekleyeceğim. Senin adın neydi? Gül efendim. Ha, neyse. Ne yaptın? Alışabildin mi buraya? Alışmaya çalışıyorum. Yani çok büyük bir yer burası. Zamanla öğreneceğim. Anladım. Yani bir an önce alışsan iyi olur tatlım. Çünkü yakın zamanda beni burada daha sık göreceksin. O zamana kadar alış, tamam? Melekciğim. Ah, Aslı teyzeciğim, bu ne şıklık. Hoş geldin canım. Hoş bulduk. Oh. Sinem nerede? Ay Sinem çok yoruldu, mızmızlandı. Ben de babaannesine bıraktım. İyi yapmışsın. Ben de biraz önce Murat'ın yanındaydım. Sen niye duruyorsun burada? Bir isteğiniz var mı diye soracaktım. İki tane kahve getir bize. Murat'a senin gelişinden haberim olmadığını söyledim. Sen de sürpriz yapmış gibi davranırsın. Hem Zeynep'e masal kitabı aldığını, onu bırakmak için geldiğini falan söyle. Tamam. Bugün çok önemli bir gün biliyorsun. Zeynep'ten kan alınacak. Evet. Ama o Nazlı denen kız işe çıkmış yok. Nasıl yani? Nazlı evde değil mi şu an? İşi varmış. Neyse, zaten çok umurumda değil. Sen varsın ya, yeter. Siz hiç merak etmeyin. Ben Zeynep'in yanından bir dakika bile ayrılmam. Ondan hiç şüphem yok canım. Bunu Murat da görecek. Bu bizim için harika bir fırsat oldu. Kesinlikle. Kitap da burada. Sonunda başardık. Yola çıkmayı başardık. Oh.
bir araba sesinde bu kadar heyecanlanacağımı hiç düşünmezdim. Araba geliyor. Araba geliyor. Ha, dur. Allah aşkına dur. Dur abi. Dur. Yolda kaybolduk. Bizi alır mısın? Olur alayım. Eyvallah. Atla. Biniyormuş. Melek, hoş geldin. Murat, hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, sen? Ben de iyiyim. Öyle bir sürpriz yaptım size. İyi yaptın. Ama esas sürpriz Zeynep'e. Vallahi harika zamanlama. Bugün her türlü desteğe ihtiyacımız vardı. Ya, ne oldu? Bir şey mi var? Ay, sorma Melek'ciğim. Yani ne diyeceğimi bilemiyorum, inan ki. Ay, Aslı teyzeciğim, korkutmayın beni. Kötü bir şey mi oldu? Ne oldu? Hayır, hayır. Kötü bir şey değil. Bugün doktor Zeynep'ten kan almaya gelecek. Ay canım benim ya. Ama sanki Zeynep alışmıştı. Yani Nazlı'yla, değil mi, bu duruma sanki alışmış gibiydi. Evet, öyleydi. Ama Nazlı bugün burada değil. Nasıl yani? Zeynep'ten kan alınacak, Nazlı evde değil mi? Değil hayatım, değil. Çok önemli bir işe çıkmış. Zeynep'ten daha önemli nasıl bir işi olabilir? Ben de bilmiyorum. Allah Allah, çok ilginç ya. Yani Nazlı Zeynep'i bırakmazdı. Demek ki gerçekten çok önemli bir işi var. Ay Melek'ciğim, saçmalama Allah aşkına. Gerçekten çok iyi niyetlisin. Ne bileyim. Yani neyse. Canımızı sıkmaya gerek yok. Biz buradayız, değil mi? Bence hep beraber hallederiz. Zeynep'i görmeye gidelim mi? Hadi gidelim. Ay kuzum benim ya. Kuzumun kurabiyeleri pişti. Anne. Ay sıcak sıcak. Aman dikkat et, yanma. Oh. Sevdin mi? Afiyet olsun balım. Benim prensesim burada mıymış? Melek teyze. Tanem, ne yapıyorsun? Ay. Ay canım benim, kurabiye mi yiyordun sen? Evet. Annemle birlikte yaptık. Aa. Bak. Bakayım. Nefis olmuş. Baba, sen de ya. Harika. Melek teyze, biliyor musun? Ben bugün kan vereceğim. Aa, öyle mi? Artık hiç korkmuyorum kan vermekten. Çünkü annem hep benim elimi tutuyor. Zeynep, ben bugün buraya neden geldim biliyor musun? Neden? Çünkü sana bir sürprizim var. Bana mı? Evet, sana. Melek teyze, sen bana hep hediye mi alacaksın? Ne kadar çok hediye alıyorsun. Ama değil mi öyle? Sinemi almıştım, içimden geldi. Sana da almak istedim. Bak bakalım beğenecek misin? Bakalım neymiş? Çok istediğim kitap. Annem bana alacaktı ama daha alamamıştı. Çok teşekkür ederim. Ne demek aşkım? İster misin, okuyalım mı? Olur. Hadi. Hadi bakalım. Baba gel. Sen de gel. Hadi gel babası. Olur. Hadi bakalım. Evet. Gel bakalım, şöyle güzel bir masal seçelim içinden. Geldim ben, parktayım. Neredesin? Ben geç kalacağım, biraz bekle. Ne demek geç kalacağım ya? Neden haber vermiyorsun geç kalacağını? Keyfim öyle
Polis dedi ne olacak? İşine gelmiyorsa dön geri. Allah Allah. Ne zaman gelirsin? İşim çıktı. Bilmiyorum ne zaman biter. Bekle orada. Gelince görürsün. Çıldıracağım. Tamam. Ben zaten hiç korkmuyorum. Geçen sefer de hiç korkmamıştım. Değil mi anne? Hiç korkmamıştım bir tane. Çok cesurdun. Annem beni elimi tuttu çünkü. Bir daha tutarsa hiç korkmam. Zeynep. Doktor gelmeden gider miyim acaba? Şimdi iyisiniz ama değil mi oğlum? İyiyiz hala iyiyiz. Dediğim gibi yoldan bir araba aldı bizi. Geliyoruz. Telefon da beyefendi. Sağ olsun. Oğlum çok korktum. Hem sana hem Ela'ya ulaşamayınca çok telaşlandım. Çok haklısın halacığım. Ama dediğim gibi araba bozuldu, şarjlar bitti falan derken gece de bir kulübeye sığındık. Neyse oğlum iyisiniz ya. Çok şükür. Ben de bir Ela'yla konuşsam verir misiniz? Valla biri mi var senin yanında? Aksilik olmuş işte oğlum. Ne yapalım? Neyse. Başkasının telefonunu çok meşgul etmeyelim oğlum. Gelince konuşuruz. İyi tamam görüşürüz. Görüşürüz. Yani azıcık da bana verseydiniz de ben de bir Ela'nın sesini duysaydım ne olurdu sanki? Çocukları arabaya alan beyefendinin telefonuymuş. Fazla meşgul etmemek lazım. Zaten iyilermiş. İyi. Peki neredeymişler? Niye aramamışlar bu vakte kadar? Duydunuz işte Sümbül Hanım. Arabaları arızalanmış. Ormanda bir kulübeye sığınmışlar. İkisinin de şarjları bitmiş. Allah Allah. Kulübede ne işleri varmış? İşleri yokmuş Sümbül Hanım. Sığınmışlar. Ela da yanında mıymış? Tabii ki yanındaymış. Ela nerede olacak? Aşk olsun. Vallahi benim hiç kafam almadı. Durduk yere bu araba niye bozulmuş ki şimdi? Ne yapsın? Araba bozulunca öyle yol kenarına bırakmışlar işte. Peki çantalarını, cüzdanlarını almışlar mı yanlarına? Almışlar, almışlar. Merak etme. Şükür. İyi. Şimdi benim hiç aklım ermedi bu kulübe işine ya. Nereden bulmuşlar bu kulübeyi? Bir şey demedi mi? Demedi. Duydunuz işte. Siz ne biliyorsanız ben de onu biliyorum. İyi. İyi madem beraberler artık aklımız kalmaz. Ben de artık kalkayım. Rahatsız ettim sizi. Yok yok olur mu öyle şey canım? Allah Allah. Zaten sizi ağırlayamadım. Şimdi şöyle karşılıklı bir çay yapalım. Demleyip içelim. He? İçmiş kadar oldu. Sağ olun. Ben kalkayım. Aa, vallahi bırakmam. Koyun çantanızı şuraya. Hiçbir yere bırakmam. Olur mu? Madem çocuklar iyi. Bir keyif çayı içelim karşılıklı. Ben şimdi hemen demler getiririm. He? Siz oturun. Bu kadın bırakmayacak beni. Aa. Kargaların en beceriklisiyim. Uçarken gökyüzünde bulutlardan resim yapabilirim demiş karga. Bunu duyan zürafa da aklına hemen gelen şeyi kargaya söylemek için onun bulunduğu ağaca doğru uzun boynunu uzatmış. Ve demiş ki, madem sen bu kadar yeteneklisin karga kardeş, o zaman benim üzerime benek yapabilir misin? Karga bir anda zürafayı incelemeye başlamış. Affedersiniz. Zeynep'in ilaçlarını getirdim. Hatice Hanım öyle bırakabilirsin. Sonra hallederiz. Evet, nerede kalmıştık? Çok affedersiniz. Ama affeder miyiz artık bilemiyorum. Eder. İyi, tamam o zaman. Şirketten arıyorlar. Benim buna bakmam lazım. Lütfen bak, biz iyiyiz. Tamam baba. Hadi devam edelim. Edelim tabii. Dur, nerede kalmıştık? Zürafa ona boynunu uzatmışken... Evet. Son toplantıda konuştuğumuz haliyle ortaya çıkarın. Evet. Siz genel hatlarıyla belirleyin. Gerekirse ayrıntılar için yeniden bir toplantı organize ederiz. Şu an bu şekilde ilerleyelim. Kolay gelsin. Doktor geldi mi?
Neden döndün? İşim ertelendi biraz. Zeynep kan verirken yanında olmak istedim. Zeynep. Ben sizken de bir şeyleri başarmayı öğrenmek zorunda. Geldi mi doktor? Bu konu artık seni ilgilendiren bir konu değil. Nasıl yani? Dediğimi duydun. Sen git işlerini hallet. Zeynep kan verirken ben yanında olacağım. Hayır. Olmayacaksın. Zeynep bugün sen olmadan başarmayı öğrenecek. Ben buradayım ama. Gerek yok. Biz başımızın çaresine bakıyoruz. Sen git önemli işlerini hallet. Bir yanda sen, bir yanda ben, bir yanda kaderim, bir yanda geçmişim. Bir yanda aşk, bir yanda nefret, bir yanda hayatın çilesi, yüreğim sabret. Ay döndük. Döndük, inanamıyorum. Ben bir yere hiç dönemeyeceğiz sandım. Saçma sapan bir şey yaşadık. Ne yaşadık biz öyle ya? Ya çok büyük bir maceradan döndük biliyor musun? Neyse evet. Ki hallettik. Neyse ki. Ama ayağına bir baktırmamız lazım senin. Ayağım iyi ya. Adrenalin yüzünden hissetmiyorsun. Güven bana. Yok vallahi iyiyim. Yani eve gideyim birazcık dinleneyim geçer. Merak etme. De. Telefonun kırmızı çok kötü oldu. O biraz canımı sıkmıyor değil açıkçası. Tabii halam soracak şimdi telefonuna ne oldu diye. Beni bir dakika beklesene burada. Hemen nereye? Geliyorum ben. Nereye? Bekle bekle. Nereye gidiyorsun? Allah'ım da sürekli gidiyor ya. Benim Elam'dan başka artık hiç kimsem yok. Bir Oya vardı kızım. O da hayırsız çıktı, çekip gitti. Ela'yı onun yerine koydum. Böyle ana kız gibi yaşıyoruz. Ela benim bir dediğimi iki etmez. Annesi gibi o da çok sever beni. Can yoldaşı oldu bana kızım. Ne güzel. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Ve ben kalkayım artık. Olur mu canım? Bir çay daha doldurayım. Yok yok. Yeterli. Ben kalkayım. Aa, olmaz vallahi. Bir demlik çay demledim. Ziyan mı olsun? Doldurayım ben. Çoluk çocuk vardı değil mi sizin? Yok. Benim de bir yeğenim var. Oğlum yerine. Başka da kimsem yok. Ha, anladım. Allah başlasın. Ben çayları doldurup geliyorum. Kadın bırakmayacak beni vallahi. Buyurun. Buyurun. Sağ ol. O zaman tek mirasçınız yeğeniniz değil mi? Evet. Ben ölünce her şey ona kalacak. Ah, Allah gecinden versin. Yani ben hani lafın gelişi, Allah size uzun ömürler versin. Onların başından eksik etmesin. Hadi için çay soğumasın. Çay sıcakken içilir.
Benekli zürafayı gören orman ahalisi gözlerine inanamamış. Çünkü bir gece önce beneksiz olan zürafa arkadaşları bir gece sonra rengarenk beneklere sahipmiş. Çok güzel benekleri. Hani seni çok sevdiğim bir hikaye kitabı vardı. Beceriksiz karga ile beneksiz zürafa. Ondan sipariş edelim mi? Hemen sipariş edelim. Ne zaman gelirler? Yarın gelirse hemen okuruz değil mi? Okuruz tabii. Önce de okuruz. Zeynep! Ben masal kitabının içinde sandım. Zeynep ne yapıyorsun? Bırak! Evet değil mi? Baksana rengarenk. Hı-hı. Demek ki karga sözünü tutmuş. Evet tutmuş. Aferin kargaya. Evet sonra... Nereye gitti yani abi? Nereye gitti? Yarı yolda bıraktı gitti beni. O kadar zaman geçirdik ormanda. Yarı yolda bırakıldım resmen ya. Açtı mı acaba bu? Heh, geldim. Ya ne yapıyorsun? Ya ufak bir işim vardı. Nereye gittin sen? Al. Ne bu? Senin. Benim mi ne bu? Aç aç. Telefon mu aldın? Yok, kabul edemem ben. Al, istemiyorum. Ya Ela, dünya kadar şey geldi başımıza. Hala inatçısın. Ne alakası var ya? Ha? Ne alakası var? Bir alakası yok. Şansı mı denedin? Of! Abi sinirlerim bozuldu gerçekten artık ya. Benim de. Sence biz böyle yavaş yavaş deliriyor olabilir miyiz? Olabilir. Zemin çok uygun. Bence de. Ela. Ne? Elim havada kaldı. Rica etsen alır mısın? Açıyorum. Hadi pahalısını almışsın. Yok al. İst kabul edemem. Vallahi edemem. Al şunu al al al. Telefonum kırıldı o yüzden. Tamam da ben hallederdim. Halledersin de halam benim halletmediğimi öğrenirse canım okur. O yüzden beni kurtarmak için al lütfen. Hı? Tamam. Ama ödeyeceğim. Bak hediye falan kabul etmiyorum. Gerek yok. Al o zaman. Sen var ya bu inatla beni öldürürsün. Hı? Tamam tamam. Güle güle kullan. Teşekkür ederim o zaman. Bir maceranın sonuna daha geldik. Geldik artık. O zaman? Heh, bana müsaade. Seni taksiyle bırakayım. Hayır, yok. Ben kendim giderim. O zaman ben buradan bir taksiye atlıyorum. Ben şuradan bineceğim. Ben de buradan binerim. Oldu o zaman. Halan gibi selam söyle, tamam? Sen de halana selam söyle. Bak ya. Bak ya. İnsan isteyince neler yapıyor değil mi? Mesela bir günde 300 bin lira bulabiliyor.
Bana bak. Bunun karşılığı var değil mi? 100.000'i aldık. Bu 200.000'lik çekte bir sıkıntı olmasın. Sıkıntı yok. Ne yazıyorsa o. Sözünü tuttun. Helal olsun sana. Nazlı. Sana bir şey diyeyim mi kız? Sen var ya. Hep bir başkaydın ha. Kapat çenemi. Ya dur be kızım ya. Dur, kötü bir şey söylemedik. Hemen atarlanma. Diyorum ki sen her zaman bir başkaydın. Tuttuğunu hep koparırdın. Eskiden beri. Bu konu kapandı, tamam mı? Zeynep'in adını bile hatırlamayacaksın bundan sonra. Da birazcık da kafanı kullansan. Şunların elini avucunu kurutursun. Ama boşa zaman harcıyorsun işte. Herkes senin gibi vicdansız değil. Allah Allah, gene başladık vicdan vicdan. Ya kızım, önemli olan cüzdan cüzdan. Neyse, hadi bakalım. Rüstem kaçar. Bana bak. Zeynep'in adını bile anmayacaksın bundan sonra, tamam mı? Benden, Zeynep'ten, hepimizden uzak duracaksın. Anladın mı? Bakarız. Bana bak dedim. Ne oluyor lan? İyi dinle. Bu konu kapandı, tamam mı? Zeynep'in adını bile anmayacaksın dedim sana. Ya kızım, bir sakin, bir relax ya. Sus dedim. Eğer Zeynep'e yaklaşırsan seni öldürürüm, tamam mı? Gözünün yaşına bakmam, öldürürüm seni. Allah'ım, sen bana sabır ver. Muhabbet ettiğim her hatun psikopata bağlıyor lan. Bıraksana mı? Sus! Yemin ederim seni öldürürüm. Zerre pişmanlık duymam. Zeynep için yaparım bunu. Duydun mu? Duydun mu? Lan tamam, anladık. Deli midir, psikopat mıdır? Bırak, anladım dedim. Bırak. Tamam lan. Bir daha yüzümü görmeyeceksiniz. Hadi bay bay. Defol git. Şimdi bitecek. Şimdi bitecek. Evet, bu da sonuncusu. Bak, bitti bir tane. Mükemmel. Aa. Tebrik ederim seni. Ben bile anlamadım nasıl bittiğini. Çünkü çok cesur benim kızım. Aferin. Acımıyor değil mi bir tane? Bravo benim. Aferin kızım. Şimdi güzelce dinlenecek. Uyuyacak, uyanınca da güzel güzel yemeklerini yiyecek, ilaçlarını içecek. Çok güzel, şu an zaten en sevdiği yemekler pişiyor. Harika. Hadi bakalım dinlenmeye o zaman. Hadi bakalım. Hadi. Uykum geldi. Oy, gel bir tane o zaman. Gel bakalım. Ben geçireyim size. Tabii. Şöyle yapalım. Yaslan bakalım. Hadi ben seni yatırayım. Sen işine bakabilirsin Hatice, ben hallederim. Aşkım, böyle rahat mısın? Hı hı. Oh, süper. Heh, bunu da koyalım yanına. Ben hemen geliyorum kuzum, tamam mı? Şöyle yapalım biraz. Harikasın Melek'ciğim. Murat da Zeynep de artık sana çok güveniyor bence. Aynen böyle devam. Ya ben ikisini o kadar çok seviyorum ki Hafsa teyze. Bunu görseler benim için yeter. Bence görüyorlar, emin ol bundan. Hadi ben sizi Zeynep'le baş başa bırakayım da Murat sizi böyle görsün. Tamam. Ela, kız beni niye peşinde dolandırıyorsun? Anlatsana kız, anlatsana. Ay. Allah'tan kadının yeğeni yanındaydı. Nasıl biri? Ay ne bileyim, herhangi biri işte hala. Ne demek herhangi biri ya? Boyu, postu, yakışıklı mı, kaşı, gözü nasıldı? Vallahi bilmiyorum, hiç dikkat etmedim biliyor musun? Ela, sen benimle dalga mı geçiyorsun? Heh. Sabaha kadar bu çocukla beraber değil miydin sen? Mecburen bir aradaydık ya hala. Sahiden araba bozuldu mu yoksa hani? Ne? Yoksa? Baş başa kalmak için dümen miydi? Aa,
Allah ne kadar ayıp ya. Ben niye elin adamıyla baş başa kalmak isteyeyim? Niye elin adamı olsun? Belki kocan olacak, evlenecek. Kim bilir? Yok artık ya. Niye yok artık? Kadın senin yeğenini istemedi mi? İstedi değil mi? Hala. Bak. Halacığım. Hı. Araba bozuldu. Biz orada kaldık ya. Hı hı. Sonra gittik bir de ormanda kayboldun. Gittik kulübeye sığındık. Bu kadar. Bak benim minnacık bir hikaye. Vallahi bak. Hoşlanma falan olmadı mı? Elektriklenme. Böyle içinden sıcak bir şey akmadı mı çocuğa karşı? Hadi olmuştur. Olmadı mı? Ay ben nasıl yorgunum biliyor musun hala? Çok fenayım. Gördün mü ayağımı? Ne kadar ağrıyor biliyor musun? Sence ben bu yorgunlukla birinden hoşlanabilir miyim? Hoşlanamam. Sen çok güzelsin. Ben şu elimi yüzümü yıkayayım. Gördün mü halimi? Tamam. Güzel alam. Ay. Hoşlansan şaşardım zaten. Nerede fakir fukara var? İki gün sonra al onu kapıma getir. Zengin damat getirmeyin ki sümbül gün yüzü görmesin. Ama ben biliyorum yapacağımı. Görün siz. Çok tuhaftı. Araba bozuldu, şarjlar bitti. Kaybolduk. Gece de bir kulübeye sığındık. Hadi geçmiş olsun oğlum. Olacağı varmış. Öyle galiba. Ben bu bakışı biliyorum. Bir şey gelecek değil mi şimdi? Aşk olsun. Hala yeğen sohbet ediyoruz şurada. Hı. Evet. Devam. Kırılırım ama Furkan. Tamam tamam kırılma. Ama bir şey söyleyeceksin değil mi? Kızdan hoşlandın ama değil mi? Hala hiç şaşmıyor biliyorum seni. Cevap ver hadi. Çok güzel kız değil mi? Aman hala ben ne anlatıyorum sen ne diyorsun? Cevap vermediğine göre beğenmesine layık. Halacığım çok yorgunum. Bir duş alıp uzanacağım. Ah, çok endişelendim oğlum. Çok şükür iyisiniz. İyiyiz iyiyiz merak etme. Hadi sen dinlen biraz. Kalkana kadar ben de yemeğini yaparım. Tamam yorma kendini. Ama o ayran çorbanı çok özledim. Sen benden ayran çorbası iste kuzum. Hemen yaparım ben. Alan benim. Canım. Hoşlanmış vallahi. Basbayağı hoşlanmış. Hadi hayırlısı. Konu artık seni ilgilendiren bir konu değil. Zeynep bugün sen olmadan başarmayı öğrenecek. Ben buradayım ama. Gerek yok. Biz başımızın çaresine bakıyoruz. Benekli zürafayı gören orman ahalisi gözlerine inanamamış. Çünkü bir gece önce beneksiz olan zürafa arkadaşları bir gece sonra rengarenk beneklere sahipmiş. Çok güzel benekleri. Artık yapabilme şansım da kalmadı. Ne? Kuş. Ne var? Ha? Ne? Ha? Ben nasıl yedim bunu oraya? Ah!
Yok artık. Çok iyi. Niye bu kadar şaşırdın ki anlamadım ben. Sizde mi kaldı ya? Nereden açılıyor? Yo. Arayan yok ki. Bir sen eksiksin. Ver kredi ver. Nasıl ödeyeceksen. Sanki paramız var ya. Ay bitmedi reklamınız. Yarın yemeğe çıkalım mı? Ne yapıyorsun oğlum? Az biraz düşün. Ya kızın hoşuna gitmezsin? İşte cevap da vermedi. Fazla mı ileri gittim? Olur, çıkalım. Yok ya. Hiç sırası değil şu an. İçin çok sağ ol. Sen sağ ol kuzum. Sen de iyi ol artık. Bak geçti bitti gitti. O da Allah'ından bulsun. İyi de işte Murat Bey'e yalan söyledim abla. Zeynep kan verirken yanında olamadım. Ya ne yapacaksın kuzum? Senin de işin vardı. Nasıl Zeynep? İyi maşallah. Ağladım çok. Ağlamadı ama gözleri seni aradı yavrumun. O melek de boşluktan istifade hep çocuğun başındaydı. Keşke ben olsaydım yanında. Zeynep bugün çok zor bir şey başardı abla. Hem de bensiz. Ne kadar güzel bir tablo değil mi? Ne kadar huzurlu. Sen de bu tablonun içinde olabilirdin.
Ama artık imkansız. Hem de sonsuza kadar. Fırtınada sınavım oldun. Belki sen de korktun ama beni korudun. Karanlıkta ışığım oldun. Belki umutsuzdun, bana umut oldun. Ne çektin kim bilir, ne büyük emektir. Ne hakkın ödenir, ne sevgin tükenir anne. Canım annem, her şeyimsin. Allah'ım gözüne yaş değdirmesin. Canım annem, sevincimsin. Bir sözünle dünyamı değiştirirsin. Canım annem, her şeyimsin. Allah'ım gözüne yaş değdirmesin. Canım annem, sevincimsin. Bir sözünle dünyamı değiştirirsin. Canım annem. Bir sözünle dünyamı değiştirirsin. Bir sözünle dünyamı değiştirirsin.